ben ne demiş, ne giymiş, ne yapmış, ne söylemiş diye. Hafife alma. Olur muyum hiç? Aşk vurur insana. O kadar kolay sanma. Delikanlım demişti. Yıldız Tilbe. Baksana Yıldız'a. Evet. Bir AVM'de görüntülenmiş efendim. AVM şıklığı diye bir fotoğraf geldi önümüze. Şöyle bakınca... Şimdi baştan aşağı bir bakayım Burcu. Bak. Siyahları gördük eyvallah. O herkes giyer de. Bir yelek var galiba. İçinde de böyle hafif... Uzun kollu bir şey evet. giymiş. Evet. Bir temizlik tişörtü gibi bir şey var orada. Ya Yıldız bu. Şimdi Yıldız toz almada giydiği tişörtü giymiş. Rahat ve ne giyse de yakıştıran bir insan diyelim. Ya şimdi kendince yakıştırıyor. Sen evet. şu yeşil ayakkabıyı giyer misin? Gözüm felç oldu şu an. Ama ben giyerim. Yayınlarda çok giydim onu. Oo, benim eski zamanlarda neler neler insanlar göz felcine uğramıştı. Evet, benim böyle bir yeşil ayakkabım yani olmadı diye hatırlıyorum şu anda baktığımda ama saç turuncu, ayakkabı yeşil. Yani dönüp bakıyorsun. Hani artistlerin, genelde sanatçıların böyle birazcık daha aykırı kıyafetleriyle görmeye alışkınız. İşte Yıldız Silve tam bunun iyi bir örneğidir. Ya Allah razı olsun. İyi ki var hayatımızda da. Mesela saçına burada soğan kabuğu mu, soğan cücüğü rengi mi ne onun adı? Akmış renk. Hayır, peki, renk akmış, dip boya biraz gelmiş. Yani saçlar burada biraz daha kendisini toparlayabilseydi, bir erkek gözüyle bakıyorum, Yıldız'cığım maşallah yıllara meydan okuyorsun derdim. Yine derim de biraz daha gözüme güzel gözükürdü. Şeyler, bilerzikler mi diyorsun? Bilerzikleri var. Bilerzikleri de güzel bir yerden almış, bir pazardan. Almış da belli olmaz, belki de gerçektir. Yatırımını belki oraya yapıyor, bileğinin hakkıyla kazandı. Fakat şimdi konser görüntüleri, kıyafetlerine gelelim. Şimdi normalde sanatçıları çıktığında acaba ne giymiş, hangi modacı dikmiş falan diye inceleme altına alırız. Yıldız o an ne isterse bence onu giyiyor. Şimdi pullu bir elbisesi var bence ya da bluzu. Altına demiş ki bu elbiseyle istemiyorum, ben altına şu eteği giyivereceğim. Evet, ama boş ver falan göre deyip çıktığını düşünüyorum ben. Evet, öyle rahat. Çünkü sahnede de böyle üst üste giyip çıkarmayı da seviyor. Salaş, biraz böyle grunge modası var bu abi. Evet, ablamız. Bak mesela burada ne giymiş. Şimdi çorap, topuklu ayakkabı, tight, üstüne bağladığı kemer, içi üstü küpeleri falan derken bu belli ki ne bulduysa geçirmiş de çıkmış gibi bitti. Yani ben sadece renk renk yani. Renk renk. Ben buradayım diyen renkleri tercih etmesi içindeki canlılığı da göstermiş. Yıldız'cığım iyi ki varsın. Yani Yıldız'ı tanıyanlar, ekibi, bence profesyonelleri yanındaki. Bu çok şahane mesela. Bu elma mı o? Bunu giymiş. Hı. Elmalar. Elmalar. Bunu demişler ki bak çok güzel bir kadın. Lütfen Yıldız bunu bozma, tam giy demiş ve giymiş bence. Yok, kendi de bulmuş olabilir. Ben bunu giyeceğim diye illa birisinin, ya birisinden muhtemelen akıl alsa başka türlü giyer de kendi. Ama onlar zaten bakın ne giydi falan diyorlardır bazen yani verdiklerini giymeyince. Ama Allah'ım. Yıldız nasıl mutlu olacaksa sahnede. Arkada sazlar değil mi? Allah geldi. Bir şey söyleyeyim mi? Yıldız şarkı söylesin. Ben onun ne kıyafetini görüyorum, ne şu üst üste alt alta kemerlerini görüyorum. Hiç umurumda değil yani. Onu sadece dinlemek güzel. O da onun tarzı. Bana çok değişik geliyor. Baksana oy şuraya. Oy oy. Bu da Hindistan'da verdiği bir konserden bunu galiba. Bunu kim takar yani? Yani Cem Yılmaz'ın bu stand-up işlerine girmeden önce çizdiği bir karikatür vardı. Karakteri de Korkunç Tilbe. Evet. Hani herhalde bu Yıldız Hanım'dan bahis açarak da aç yapmamıştır onu da. Korkunç evet. Tilbe ve Soru Adamcıkları diye şeyler vardı. İşte biz Soru Adamcıklarıyız. Bu da Korkunç Tilbe olarak Cem Yılmaz yeniden belki. Aynen resmeden. Bak yani sana bir şey söyleyeyim mi? Bu söyle. Bir tarz. Yani Yıldız'ın üzerindeki bir tarz. Bunu bana versen şuradaki 8 parçayı. Ebru bunları giy üstüne sen beceremem. Tarzsızlık bir tarz mı olmuş memlekette? Onu mu söylüyorsun? Ben bunu giymeyi beceremem. Eyvallah. Gerçekten. Burada da en sade haliyle görüyoruz sevgili Yıldız Tilbe'yi. Sevgi selam. Evet aynen öyle. Peki. Evet.